Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz diyorum ve kaldığımız yerden sıfatlara devam ediyoruz. Ne diyoruz canlar? Unvan sıfatları diyoruz. Dikkat ederseniz ünvan demiyorum, unvan diyorum. O yüzden ünvan diye bir kelime yok. Siz yazarken ya da konuşurken ünvan diye yazmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Unvan diyorsunuz. Peki nedir unvan sıfatları? Sıfatlar içinde en istisnasıdır. Neden? Çünkü isimlerden önce gelebildiği gibi isimlerden sonra da gelebilir. Yani isimlerden sonra gelmesi onu diğer sıfatlardan ayırt eden en önemli noktadır arkadaşlar. Şimdi burada demiştim ki insanların rütbesini, lakabını ya da sosyal durumunu bildiren sözcükler isimde kullanılırsa unvan sıfatı olur. Türk Dil Kurumu diyor ki kişi isimlerinden önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe isimleri ve lakaplar büyük harfle başlar diyor. O zaman bir kişinin rütbesini bildiriyorsan, bir kişinin saygısını bildiriyorsan, bir kişinin lakabını bildiriyorsan isimle beraber kullandığında büyük harfle yaz diyor. Bakın şimdi gelin örnekleri görelim. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. Bakın burada rütbe bildiriyor mu? Evet. O zaman C nasıl olacak? Büyük harfle yazılacak. Kaymakam Erol Bey. Bakın arkadaşlar mesleği bildirdi ve aynı zamanda saygınlık da olduğu için Bey'in B'si büyük. Yine Doktor Alaaddin Kütük. Bakın bir kişinin mesleğini bildirdiği için doktor nasıl yazılmış? Büyük harfle yazılmış. Sayın demişim, bakın saygınlık bildiren sözcük büyük harfle yazılmış. Ya da Mustafa Efendi. Bakın efendinin e'si nasıl yazılmış? Büyük harfle yazılmış. Zeynep Hanım. O anda o kişinin saygısını, daha doğrusu saygınlık anlamı kattığım için büyük harfle yazmış oldum. Burada yine Türk Dil Kurumu diyor ki bize, dikkat diyor. Akrabalık ismi olup lakap ya da unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar diyor. Bakın normalde baba sözcüğü büyük harfle yazılmaz. Küçük harfle yazılır. Ama burada baba gündüz dediğim için, gündüzün lakabını bildirdiğim için büyük harfle yazdım. Normalde Kemal dayım bize geldi desen D harfi küçük olur. Ama burada kaba dayı anlamında kullanıldığı için D'si büyük oldu. Hala sultan erkeklere, kaba dayıysa eğer dayı denir, kadınsa eğer hala denir. Hapishanedeki kadınların başına hala denir mesela arkadaşlar. Görüldüğü üzere hala sultanın H'si nasıl yazılmış? Büyük harfle yazılmış. Nene hatun. Bakın nene normalde akrabalık bildiriyor. N'si büyük yazılmış burada. Şimdi ikinci notum. Diyor ki akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Bircan ablama gittim. Bakın ablamın A'sı küçük. Ayşe teyzemin keki çok güzel. Bakın normal bir akrabalık anlamı taşıdığı için küçük harfle yazılmış oldu. Demek ki dikkat edilmesi gereken noktalar buralar canlar. Devam ediyorum. Diyorum ki sıfatlarda küçültme. Diyor ki bana sıfatlara eklenen cık, c, ımsı imsi umsu ümsü fark etmez. Imtırak, imtırak, umtırak, ümtırak ve cek ekleri getirilerek yapılır. Yani sen bir sıfata bu ekleri getir ve sana ne olmuş oluyor? Sıfatlarda küçültülmüş, küçültme olmuş oluyor. Yani küçültülmüş sıfat olmuş oluyor. Gelin şimdi örnekleri beraber inceleyelim. Mavimsi gözler onun en büyük hazinesiydi. Göz isim. Nasıl göz? Mavimsi göz. Bakın mavi sözcüğün kökü, ben buna ımsı ekini getirdim ve bu durumda niteleme sıfatını küçülttüm arkadaşlar. Peki hocam bizi nereden düşürürler? Arkadaşlar bakıyordu fiil. Nasıl bakıyordu? Mavimsi. Bakın bu küçültülmüş sıfat değil,
Bu aksine küçültülmüş zarf olacak. Çünkü fiilden önce geldi. Fiile sordum. Nasıl sorusuna cevap verdi. Devam ediyorum. Deniz bugün mavimsiydi. Bakın burada ek eylem ekini almış ve yüklem konumuna geçmiş. Yüklem konumuna geçtiyse otomatik olarak bu sözcük isim olmuş olur. Buradaki de arkadaşlar tür olarak isim olarak kullanıldı. Diğer örneğe bakalım. Kazak sözcüğü isim. Nasıl kazak? Sarımtırak kazak. Sıfat görevinde kullandın mı? Evet. Imtırak ekini aldı mı? Evet. O zaman bu küçültülmüş sıfat olmuş oldu canlar diyorum. Ve sıfatlarda pekiştirmeye geçiyorum. Sıfatlarda pekiştirme genel başlıkta iki yolla yapılır. Ama ben burayı kendi içinde üçe ayırdım canlar. Hocam sıfatlarda pekiştirme ne? Sen sıfatı ikileme olarak kullanırsan, yani elindeki ikilemeyi sıfat görevinde kullanırsan bu durumda sıfatı pekiştirmiş olursun. Gelin beraber bakalım. Ordu isim. Nasıl ordu? Anlı şanlı ordu. Bakın ismin önüne geldi ve buradaki ikileme ismi pekiştirdi. Eşya isim. Nasıl eşya? Eski püskü eşya. Demek ki o zaman ikilemeyi sıfat görevinde kullanırsam sözcüğü pekiştirmiş oluyorum. Hocam bize şöyle deseydi. Mesela yavaş yavaş geldi deseydi. Bakın gelmek fiildir. Bu durumda nasıl geldi? Yavaş yavaş geldi. Ben fiile sorduğum nasıl sorusuna cevap alıyorsam bu durumda zarf oluyor. Burada pekiştirilmiş zarf var. Pekiştirilmiş sıfat yok arkadaşlar. Devam ediyorum. Ses bilgisinde görmüştük. PRSM ne yapıyordu? Bir sözcüğü pekiştirme göreviyle kullanılabiliyordu. Özellikle kodlamamız neydi? PRASAM'dı. Sözcüğün ilk iki harfini ne yapıyorduk? En başa yazıyorduk. PRSM'den en mantıklısı hangisi ise onu getiriyorduk. Deniz isim. Nasıl deniz? Masmavi deniz. Bakın ismi pekiştirdim. Surat isim. Nasıl surat? Sapsarı surat. Ne yapmış oldum? İsmi pekiştirdim. Eğer şöyle deseydim. Sapsarı baktı. Bu durumda pekiştirilmiş zarf olacaktı. Çünkü bakmak sözcüğü fiildir. Geliyorum 3'e. Pekiştirme harflerinden P ünsüzü arada A ya da E ünlüsünü türetebilirdi. Nasıl çocuk? Sapa sağlam çocuk. Bakın burada A ünlüsü türedi. Nasıl adam? Yapayalnız adam. P'yi kullandım ve A ünlüsü türedi. Demek ki o zaman ikilemelerle ya da PRSM ünsüzleriyle bir sıfat pekiştirilebilirmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi tahtayı siliyorum. Aldaşmış sıfat ve yapısına göre sıfatlarla yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tahtayı sildik. Yolumuza devam ediyoruz. Ne dedik? Aldaşmış sıfat. Aldaşmış sıfat diğer ismiyle isimleşmiş sıfat. Hocam ne oluyor bu isimleşmiş sıfat? Genellikle niteleme sıfatında sıfattan sonra gelen ismin düşmesiyle oluşur. Tekrar ediyorum. Genellikle niteleme sıfatı bulunan isimdeki ismin düşmesiyle oluşur. Çok kolaydır arkadaşlar. Gelin çıkabilecek tüm örnekleri zaten yazdım. Beraber bakalım. Yaşlıya kimse yer vermemişti. Yaşlı derken ben neyi kastediyorum? Yaşlı insanı kastediyorum. Bakın nasıl insan? Yaşlı insan. Niteleme sıfatının yanındaki isim düştü ve ben direkt yaşlıya kimse yer vermedi diyorum. Küçüklere neden tahammül yok? Küçük derken küçük çocukları kastediyorum ama çocuğu kullanmıyorum. Gençlere iş arıyoruz. Yani genç insanlara iş arıyoruz. Sana diyeceklerim var. Burada adlaşmış sıfat fiil olacak. Tekrar ediyorum. Adlaşmış sıfat fiil. Zaten fiilimsi de göreceğiz canlar. Sana diyeceklerim var derken sana diyeceğim sözler ya da cümleler var. Aklınızdan tamamlayabilirsiniz. Sıcaklar beni bunalttı. Sıcak havalar ya da soğuğu hiç sevmem. Soğuk havayı hiç sevmem anlamında.
gelen gideni aratır. Gelen insan giden insanı aratır. Yine adlaşmış sıfat fiil olacak. Göreceğiz zaten. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Zengin insanın malı züğürt insanın çenesini yorar anlamında. Çalışanlar bu durumdan rahatsız. Çalışan insanlar bu durumdan rahatsız. Uzaklardan geliyorum. Yani uzak yerlerden geliyorum anlamında kullanılır. Şimdi geçiyoruz. Hani konuları gerçekten detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Bundan yana hiçbir şüpheniz olmasın. Dip bucak ne varsa videoda olsa girmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi yapısına göre sıfatlar. Birincisi, yapısına göre dediğinde aklımıza ne gelecekti? Basit, türemiş, birleşik gelecekti. Bizim elimizdeki sözcük. Bir, sana yapısını sorduğu zaman tamam direkt olarak türemiş mi, basit mi, birleşik mi onu ara. Ama sana basit sıfat dediği zaman, türemiş sıfat dediği zaman, birleşik sıfat dediği zaman ilk başta sözcük sıfat olarak kullanılmış mı, kullanılmamış mı? Buna dikkat et. Daha sonra sözcük artık basit, türemiş, birleşik neyi soruyorsa direkt olarak onu ara. Basit sıfat ne demek? Basit sıfat başka bir sözcükle birleşmemiş ve yapım eki almamış sıfattır. Şimdi örneğimize bakalım. Demişim ki burada kırmızı araba çok güzel. Araba isim. Nasıl araba kırmızı? Sözcük sıfat göreviyle kullanıldı. Peki sözcükle yapım eki var mı? Yok. Başka bir sözcükle birleşmiş mi? Yok. O zaman yapısına göre basit sıfat olmuş oldu. Türemiş sıfat nasıl olacak? Yapım eki alan sıfat. Gelin beraber bakalım. Adam isim. Nasıl adam? Şanslı adam. Şans kök. Lı li lu lü. Yapım ekini aldı mı? Evet. Lı li lu lü yapım eki her zaman zaten yapım eki olarak kullanılır arkadaşlar. Devam ediyorum. Birleşik sıfat diyorum. Şimdi dikkat edin. Birleşik sıfatlar 3 farklı şekilde oluşur. Şuraya 1 demişim. Şuraya 2 demişim. Şuraya da 3 demişim. Boş yere bense sözcüğün yapısında şöyle bir cümle kullanmadım. Dedim ki birleşik sözcüklerin hepsi bitişik yazılmayabilir. Ama bitişik sözcükler her zaman birleşiktir. Yani ayrı yazılan sözcükler de birleşik olabilir arkadaşlar. Şimdi gelin ilk başta bakalım. Burada demişim ki birleşik sözcük sıfat görevinde kullanılabilir. Yani normalde elinizde birleşik bir sözcük vardır. Sen bunu sıfat görevinde kullanırsan birleşik sıfat olmuş olur. Kişi isim. Nasıl kişi? Boş boğaz kişi. Bakın boş ve boğaz sözcükleri birleşti mi? Evet. Al sana birleşik sıfat. Kahverengi kazak. Nasıl kazak? Kahverengi kazak. Kahve ve renk sözcükleri birleşti mi? Evet. Birkaç kişi. Bakın belgisiz sıfat. Bir ve kaç sözcükleri birleşmiş. Bir takım hareketler. Bir ve takım sözcüğü birleşmiş. Hiçbir insan. İnsan isim. Hiç ve bir sözcüğü birleşti. Böyle olay. Bakın bu artı öyle sözcükleri birleşti ve birleşik sıfat olarak kullanıldı. Geliyorum şimdi kurallı birleşik sıfatlara. İki tane özel durumu var. Birincisi, kurallı birleşik sıfatlar 3 sözcükle oluşur. Bunu asla unutmayın. Tekrar ediyorum. Kurallı birleşik sıfatlar 3 sözcükle oluşur. 2 sözcükle oluşamaz. Bunu aklınızdan sakın ola çıkarmayın. Hocam nasıl oluyor bu iş? Bakın burada demişim ki sıfat tamlamasına ya da takısız isim tamlamasına şunları ezberliyorsunuz. Lılıksız eki getirilerek yapılır. Yani size kurallı birleşik sıfatı sordukları zaman ilk başta 3 tane sözcük bulun ve lılıksız eki var mı ortada ona bakın. Şimdi geniş, salon, ev. 3 tane sözcük var. Peki burada lı eki var mı ortada? Var. O zaman bas. Kurallı birleşik sıfat. Kısa, kol, gömlek. 3 tane sözcük var. Lı eki var mı? Var. Kırmızı, şapkalı kız. Bakın 3 tane sözcük. Lı eki var mı? Var. Tahta, köprülü köy. 3 tane sözcük olup lı eki var mı? Var. Ya da 5 parasız adam. Görüldüğü üzere
3 tane sözcük var mı? Var. Peki ortada sız eki var mı? Evet var. O zaman kurallı bileşik sıfat olarak say. Geçiyorum üçüncüsüne. Üçüncüsü birazcık daha zor bulunabilir ama kolaydır. Sıfat tamlamasında sıfatla isim yer değiştirilecek ve isme iyelik eki getirilecek. Bakın şimdi mantık nasıl? Burada geniş salon demişim. Nasıl salon? Geniş salon. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır zaten. Diyor ki sana şu sıfat, şu isim. Bunları yer değiştir. Tamam, yer değiştirdim. 3 tane sözcük olmak zorunda mıydı? Evet, demin burada yırtındım. 3 tane sözcük olmak zorundaydı. Yer değiştirdim ve diyor ki devamında isme ek getir. Salonu geniş ev dedim ve kurallı bileşik sıfat yaptım. Temiz hava. Yer değiştir diyor. Değiştirdim. Hava temiz. Üçüncü sözcüğü ekledim ve isme iyelik eki getir. Havası temiz köy. Eşittir birleşik sıfat oldu. Yani sıfatla ismi yer değiştir. Üçüncü sözcüğü en sona getir ve daha sonra isme ek getir diyor. Mantık bu. Sıfatları dip bucak işlemiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda zarflarla yola devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.